Merhaba, daha önceki boğa piyasasında sizlerde hiç şöyle bir düşünce oluştu mu? Ya sürekli altcoin aldık sattık, borsadan borsaya girdik çıktık, onu sat bunu al sürekli takip ettik. Ama yalnızca Bitcoin veya Ethereum alıp bekleseymişiz aynı kapıya çıkacakmış. Hatta o şekilde daha bile karlı olabilirmiş. Tanıdık geldi mi? Evet, finansal piyasalarda insan doğası gereği haklı olarak daha yüksek getiri peşinde koşar. Ve yeni fırsatların peşinden gitmeye çalışır. Bu normaldir. Ama bazen daha yüksek bir kar arayışı bizi asıl rotamızdan çok uzaklara savurabilir. Enerjimizi tüketebilir ve buna ek olarak işler istediğimiz gibi de sonuçlanmayabilir. İşte buna benzer bir kavram merkeziyetsiz finans ekosisteminde de mevcut. Bugün sizlere daha önceki videolarımdan birinde sözünü verdiğim impermanent loss kavramını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu kavram ancak güzel ve nokta atışı örneklerle tam olarak anlaşılabilir. O yüzden bu konuda dersimiz kripto kanalımızın farkını ortaya koyabileceğimi düşünüyorum. Impermanent loss, merkeziyetsiz finans ekosisteminin bel kemiği olan likidite havuzlarına, havuzdan toplayacakları işlem komisyonları karşılığında likidite sağlamak isteyen kişilerin sağladıkları likiditenin çapraz fiyat dalgalanması sebebiyle yaşayabilecekleri maddi zarardır. Evet biliyorum, çok karışık bir cümleyle giriş yaptım, farkındayım. Şimdi tam bu noktada bir uyarı yapacağım. Yaptığım tanımda gördüğünüz gibi merkeziyetsiz finans ve likidite havuzları diyorum. Impermanent loss ne demek bunu anlayabilmek için merkeziyetsiz finans tam olarak ne demek ve daha da önemlisi likidite havuzları nasıl çalışıyor bunları biliyor olmanız lazım. Aksi takdirde bu video pek bir anlam ifade etmeyecektir. Devam etmeden önce sizlerden çok samimi ricam, eğer bu kavramlara aşina değilseniz ve ilaveten 20 dakikanız varsa videoyu bu noktada durdurun ve şu sağ üst köşeye linkini bırakacağım merkeziyetsiz finans playlistindeki iki videoyu izleyin. Birisi merkeziyetsiz finans nedir, diğeri de likidite havuzu nedir. Ama vaktiniz çok kısıtlıysa likidite havuzu nedir videomu kesinlikle izlemeniz lazım. Çünkü bir yerde nasıl kayıp yaşanabileceğini anlamak için öncelikle o kavramın çalışma mantığını anlamak gerekiyor. Tekrar ediyorum, impermanent loss, likidite havuzlarına, havuzdan toplayacakları işlem komisyonları karşılığında likidite sağlamak isteyen kişilerin sağladıkları likiditenin çapraz fiyat dalgalanması sebebiyle yaşayabilecekleri maddi zarardır. Impermanent loss, Türkçe'ye kalıcı olmayan zarar şeklinde çevrilebilir. Bu zarar nasıl yaşanıyor, ne kadar kötü olabiliyor ve ne zaman kalıcı hale geliyor? Bunları anlamak için iki tane örnek üzerinden inceleme yapacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi diyelim ki bir kullanıcı Ethereum ve USDC likidite havuzuna likidite sağlamak istiyor. Hatırlarsanız %50-%50 şeklinde likidite sağlaması gerekecek ve örneğimizde 20.000 dolar değerinde Ethereum ve 20.000 dolar değerinde USDC likidite sağlanacak olsun. Videoyu çektiğimiz günlerde işlem kolaylığı olması açısından bir Ethereum fiyatını yaklaşık 2.000 dolar kabul edersek kullanıcı havuza 10 Ethereum ve 20.000 USDC kitlemiş oldu. Evet, buraya kadar her şey tamam. Şimdi diyelim ki bir süre sonra Ethereum %20 değer kazandı ve fiyatı 2.000 dolardan 2.400 dolara yükseldi. Bizim likidite sağladığımız likidite havuzundaki Ethereum fiyatı ile merkezi borsalardaki spot piyasa arasında %20'lik fiyat farkı oluşmuş oluyor ve bu fiyat farkı arbitraj fırsatı sunuyor. Arbitraj ne demek? Aynı ürünü veya varlığı satan piyasalar arasında oluşan fiyat farkını fırsat bilip ucuz olan yerden varlığı alıp pahalı olan yerde satarak kar elde etmek ve böylece global olarak bir varlığın fiyatının belli bir dengeye oturmasını sağlamak. Dolayısıyla arbitraj fırsatını gören bir kullanıcı likidite havuzumuza gelecek ve bizde ucuz kalmış 2000 dolarlık Ethereum'ları havuzdaki fiyatı 2400 dolara yükseltecek şekilde bizden USDC karşılığında toplamaya başlayacak. Eğer çarpımları sabit otomatik piyasa yapıcı algoritmanın matematiksel formülleri üzerinden gerekli hesaplamaları yaparsak likidite havuzumuzdaki Ethereum fiyatını 2400 dolara kadar taşımak için yapılan takaslardan sonra havuzumuzda 9.1287 Ethereum ve 21908,9 USDC kalmış oluyor. Bu hesabın da detayına bu videoda girmek istemiyorum çünkü bunların hepsini detaylı olarak likidite havuzu nedir videomda anlatmıştım. Bakın gerçekten de sayılar mantıklı çünkü arbitraj yapmak isteyen kişi havuzdan Ethereum çekti ve havuza karşılığında USDC bıraktı. Şimdi o çektiği Ethereum'ları götürecek ve örneğin Binance gibi merkezi bir borsada tanesi 2400 dolardan satıp kar edecek. Peki acaba bizim havuzda durumlar nasıl oldu? Şimdi bunu hesaplayalım. 9.1287 Ethereum tanesi 2400 dolardan toplam 21908.9 dolar ve elimizdeki 21908.9 USDC de tanesi 1 dolardan toplam 21908.9 dolar. Dolayısıyla havuzumuzdaki toplam varlık değeri 43.817.8 dolar olmuş oldu. Hatırlarsanız en başta havuza toplam 40.000 dolarlık likidite sağlamıştık ve sağladığımız likidite tam tamına %9.54 kar etmiş oldu. Harika, öyle değil mi? Tam olarak öyle değil. Neden mi? Çünkü ta en başında likidite havuzuna girmek yerine hiçbir şey yapmayıp paramızı kendi cüzdanımızda bekletseydik elimizde en baştaki 10 Ethereum ve 20.000 USDC ne kadar olurdu? Hemen hesaplayalım. 10 Ethereum tanesi 2400 dolardan 24.000 dolar artı 20.000 USDC eşittir 44.000 dolar.
Havuzdaki varlığımızın son değeri 43.817.8 dolar. Dolayısıyla biz likidite havuzuna girmeyi tercih ettiğimiz için havuza girmeyip beklediğimiz duruma göre 182.2 dolar zarardayız. İşte bu ufak zarar durumuna impermanent loss diyoruz. Yani kalıcı olmayan zarar. Peki bu zarar ne zaman kalıcı hale gelir? Tam bu aşamada havuzdaki likiditemizi çektiğimizde zararımız kalıcı hale gelir. Haliyle şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya zaten en baştaki duruma göre 3817.8 dolar kâr etmiş durumdayım. Evet, 182.2 dolar impermanent loss yaşadım ama portföyüm hala oldukça pozitif. Buna da şükür. Peki o zaman dilerseniz ikinci örneğimize geçelim ve bu sefer de fiyat dalgalanması yukarı yönde değil aşağı yönde olsun. Yani örneğin Ethereum'un fiyatının %20 düştüğü ve 1600 dolara geri çekildiği senaryoda ne oluyoruz ona bakalım. Gene aynı tabloyu düşünün. Likidite havuzuna 10 Ethereum ve 20.000 USDC ile girdik. Ethereum fiyatı spot piyasalarda 2000 dolardan 1600 dolara geriledi ve gene bir arbitraj fırsatı oluştu. Havuzumuza gelen bir trader Ethereum fiyatını 1600 dolara çekene kadar havuza Ethereum satı ve havuzdan USDC aldı. Bu aldığı USDC ile birlikte Binance'e girecek ve bize sattığı Ethereum'ları ucuz fiyattan geri toplayacak ve kâr edecek. Gene gerekli matematiksel hesabı yaptığımızda görüyoruz ki Ethereum fiyatı havuzda 1600 dolara gelene kadar işlem yapıldıktan sonra havuzda 11.18 Ethereum ve 17.888.5 USDC kalacak. Peki bizim portföyümüz nasıl etkilendi? 11.18 Ethereum çarpı 1600 dolar eşittir 17.888.5 artı 17.888.5 USDC eşittir toplam 35.777 dolar. Güzel. Peki bu havuza hiç girmeseydik ve 10 Ethereum artı 20.000 USDC'yi kendi cüzdanımızda bekletseydik ne olacaktı? 10 Ethereum'un tanesi 1600 dolardan 16.000 dolar artı 20.000 USDC eşittir 36.000 dolar olacaktı. Yani gördüğünüz gibi likidite havuzuna hiç girmeyip coinlerimizi elimizde bekletseydik aradaki 223 dolarlık impermanent loss kaybını yaşamayacaktık. Yani sonuç olarak ne görüyoruz? Impermanent loss portföyümüz büyürken karımızdan yiyor, portföyümüz küçülürken de zararımızı büyütüyor. Ne zaman? Elimizdeki likidite çiftinin birbirlerine göre fiyatları değiştiğinde. Konuyu daha da açmak ve tam olarak ifade etmek gerekirse 3 muhtemel senaryoda impermanent loss yaşanır. Birincisi, likidite havuzuna koyduğumuz coinlerden birisinin fiyatı artar ve diğeri değişmezse. İkincisi, coinlerden birinin fiyatı azalır ve diğeri değişmezse. Üçüncüsü ve bu senaryolar içindeki en kötüsü, coinlerden birinin fiyatı yükselir ve diğerinin de aynı anda fiyatı düşerse. Peki likidite havuzlarında hangi durumlarda impermanent loss yaşanmaz? Coinlerimizden ikisi de aynı oranda değer kazanır veya aynı oranda değer kaybederse. Gördüğümüz gibi impermanent loss, likidite havuzlarının matematiği gereği yaşanabilecek sistemik bir problemdir. Merkeziyetsiz finans ekosisteminin sağlıklı yürüyebilmesi ve merkezileşmiş finans uygulamalarına rakip olabilmesi için likidite havuzları ve dolayısıyla bu havuzlara likidite sağlayan kullanıcılar çok kritik bir role sahip. Havuzlar ne kadar likit olursa slipaj ismini verdiğimiz fiyat kaymaları o derece az olur ve merkeziyetsiz finans uygulamaları o kadar daha kullanışlı ve verimli olur. Peki ortada böyle bir kayıp ihtimali varken insanlar likidite havuzlarına paralarını kilitlemeye nasıl teşvik edilecek? Yani soruyu daha net soralım. Impermanent loss nasıl önlenebilir veya ihtimali düşürülebilir? Yöntem 1. Stabil coin çiftlerinden oluşan likidite havuzlarını tercih etmek. Hatırlarsanız ne söylemiştik? Impermanent loss yaşanması için likidite sağlanan coin çiftinin çapraz fiyat dalgalanması olması gerekiyor. Eğer siz dalgalanmaların çok çok az olduğu, örneğin stabil coin havuzlarına girerseniz impermanent loss ihtimaliniz ortadan kalkar. Örneğin USDC, USDT havuzuna likidite sağlarsanız teoride impermanent loss görmezsiniz. Çünkü ideal bir durumda bu iki varlığın da değeri 1 Amerikan doları olarak sabit kalmalı. Bu havuzların da dezavantajı şudur. Impermanent loss yaşanmayacağı için bu havuzlara likidite sağlayan kişi sayısı oldukça fazla olur. Bu durumda da sizin havuzlardan payınıza düşen komisyon getirileri o ölçüde düşük olur. Yöntem 2. Türev coin çiftlerinden oluşan likidite havuzlarını tercih etmek. Ne demek istiyorum? Örneğin ETH ve STETH havuzu. STETH dediğimiz şey Ethereum fiyatının türevi gibi düşünebileceğimiz Lido platformundaki stake Ethereum ve bu iki varlığın birbirlerine göre değerleri teoride aynı olması lazım. Dolayısıyla stabil coinlere benzer bir havuz yapısından bahsediyoruz. Bu tarz havuzlara likidite sağlamak da impermanent loss getirmeyecektir. Yöntem 3. Sağladığınız likidite karşılığında ilave getiriler arayabilirsiniz. Örneğin bir havuza likidite sağladığınızda size genelde sağladığınız likiditeyi temsil eden yeni bir yerel token verirler. Havuzdan çıkmak istediğinizde de bu temsili yerel token'ı geri verir, sağladığınız likiditeyi havuzdan çözüp geri alırsınız. Bazı platformlar size verilen bu yerel token'ları da faize yatırarak ilave getiriler elde etmenize olanak sağlar. Bu kavrama genel olarak liquidity mining diyoruz ve yield farming dediğimiz sistem mimarisinin temelini oluşturuyor. Yield farming ile ilgili de ileride çok kapsamlı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Kanalıma abone olarak içeriği takipte kalmanızı önemli rica ederim. Sonuç olarak liquidity
mining ile elde edebileceğiniz ilave getiriler ile belki de yaşayabileceğiniz impermanent loss miktarını azaltabilir, hatta zararı tamamen ortadan kaldıracak kadar getiri elde edebilirsiniz. Yöntem 4. Değişken likidite oranı sunan havuzları tercih etmek. %50-%50 şeklinde likidite getiren havuzlar yerine örneğin %80-%20 şeklinde likidite getiren havuzlar tercih edilebilir. Örnek olarak Balancer ekosisteminde bu tarz asimetrik likidite havuzları mevcut. Elbette bu durum impermanent loss riskini ortadan kaldırmıyor ama olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Sonuç olarak anlatılanları toparlayacak olursak, merkeziyetsiz finans ekosisteminin taşıyıcı kolonu olarak nitelendirebileceğimiz likidite havuzlarına likidite sağladığımızda, eğer coinlerin birbirlerine göre olan çapraz kurlarında değişim olursa az bir miktar sistemik kayıp yaşamamız mümkün. Fakat aynı şekilde bu kayıpları azaltabileceğimiz yöntemler de mevcut. Şunu da vurgulamak lazım. Çok volatil bir coin ile işlem yapmadığınız sürece impermanent loss aslında çok da sizi mahvedecek boyutlarda olmayacaktır. Ve genel olarak piyasanın yukarı ya da aşağı gitmesinden kaynaklı portföy değişiminizin yanında küçük bir zarar olarak kalacaktır. Ama tabii bu tarz sistemik riskleri bilerek işlem yapmak da sizin için oldukça faydalı olacaktır. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umuyorum ki kağıt üzerinde oldukça kafa karıştırıcı olabilecek impermanent loss konusunu verdiğimiz örneklerle anlaşılır hale getirebilmişizdir. Ayrıca sizlere impermanent loss kavramından nasıl mümkün olduğunca kendinizi koruyabileceğiniz konusunda 4 farklı yöntem de önerdik. Videoda takip etmekte zorlandığınız ve daha da detaylı açıklanmasını istediğiniz noktalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü merkeziyetsiz finans ile ilgili kanalımızda çok daha fazla içerik üretmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla içeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bizi gelecekte de takip etmeye devam etmenizi rica ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.